dışı meydan okumalar Okuyay'ın pilot projelerinden biri. Okurlardan sıra dışı bir okuma yapmalarını istedik. Yani görsel okuma ile yaratıcı düşünme becerilerini kullanmalarını hedefledik. Ardından tasarım odaklı düşünme, fotoğraf ve edebiyatı birleştirmelerini bekledik. Okudukları kitapla ilgili bir fotoğraf karesi tasarlayan okurlar daha sonra bu fotoğraflarını sosyal medyada birine meydan okuyarak paylaştılar. Projenin enler buluşması ayağında ise jüri üyelerimiz okurların çektikleri fotoğraflardaki kurguları ve kullandıkları sembolleri değerlendirdiler. Enler buluşmasına katılan okurlar 4 ay boyunca her hafta 5 kategori çerçevesinde değerlendirildi. Aile, eğitimci ve kütüphaneci, 7-13 yaş, 14-18 yaş ve özel günler kategorileri için bireysel ya da grupça sıradışı okuma tasarımları yaptılar. Kitabı okuduktan sonra öykünün kurgusu içinden yeni kurgular yaratırken, düşüncelerini sembollerle ifade ederken ve bunları arkadaşları, aileleri ya da öğretmenleriyle düşünüp tartışırken alışık olmadıkları sıradışı bir okuma yapmış oldular. Sıradışı meydan okumaların her bir aşaması benim için Küçük Prens'in gezegenleri keşfetmesi gibiydi. Bu benim beynim, bu da benim düşüncelerim. Düşünceler zihinde geniş yollarda dolaşmayı çok severler. Ama bir şeyi sıra dışı düşünmeye başladığınızda o zaman dar bir yolun başındasınızdır demektir. Ve sıra dışı meydan okumalar işte tam olarak bu dar yollardan geçme deneyimleri sunar size. Proje boyunca bağlantı kurmak odak noktasındaydı. Bağlantı kurabilmek için çeşitli yöntemler kullandık. Bu elimde gördüğünüz rengarenk bir file. Fakat sıra dışı bir bakış açısıyla iki ucu birbirine bağlayan bir köprü. Bir köprünün üstüne çıktığınız zaman bakış açınızı genişletirsiniz. Benim bulunduğum yerden ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli temasını, mesleklerini yaşam biçimi haline getirmiş yaratıcı eğitmenleri, sayısı 50'ye aşkın şahane gönüllü ekibi, toplumun destekçileri, dernekleri, tüm bunlardan oluşan o büyük aileyi, öncelikle jürimiz olmak üzere sanatla yaşayan insanları ve elbette nitelikli rehberlik yapıldığında düşünce mucizeleri yaratan çocukları ve gençleri görürsünüz. Bu köprü çok sağlam ve yaratıcılıkla büyüyen sıra dışı meydanları birbirine bağlıyor.